Hocamızın bir açıklamasını, bir nasihatini okudum. Asrın ihtiyaçlarını müdrik, doğuyu ve batıyı iyi bilen münevver, dindar görüneceğim diye mutaassıp olmayan, tavizsiz fakat müsamahakar bir gençlik. Şimdi bizler buna gerçekten muhtaçız. Buna ihtiyacımız çok büyük. Ve karşımda şu anda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitemizin kıymetli yöneticilerini ve hocalarını, değerli misafirleri, sevgili hemşehrilerimi bu anlayış ve bu idrak içerisinde görüyor, alkışlıyorum. Yaklaşık 6 aylık bir aranın ardından bugün bir kez daha ana baba ocağım, ata yurdum Rize'de olmaktan ve bu vesileyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kısa bir süre önce bir televizyon programında birileri adeta üniversitelerimizin sayılarıyla hani 76'dan 207'ye çıkardık ya, bunlarla dalga geçerken bir taraftan da şunu söylüyordu: bugün profesörü olmayan üniversiteler var, bunlarla mı övünüyorlar diyordu. Ama az önce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ndeki profesör sayısını rektörümüzden duyunca bu kulakları olup da duymayanlar inşallah duymuşlardır diye temenni ediyorum. İşte yüzünü temenni ediyorum. İşte yüzün üzerinde sadece profesörü olan, bir o kadar daha fazla doçenti olan vesaire. Dün gece geldik. Mutluyuz. Hafta sonunu zor çektim. Dedim ki ne zaman perşembe olacak da Rize'ye gideceğiz. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, ondan sonra da Trabzon'a geçip daha sonra Ankara'ya inşallah döneceğiz dedik. Ve Ankara'da da Yunus Emre haftası vesilesiyle inşallah kongre merkezimizde muhteşem bir geceye yetişeceğiz. İnşallah salı sabahına kadar buradayız. Cuma namazını, açılışını da gerçekleştirdiğimiz Ahmet Erdoğan Camii'nde kıldık. Evet, yaptıranlardan Allah razı olsun diyorum. Fatih Erdoğan kardeşime, Asuman Erdoğan kardeşime teşekkür ediyorum. Rabbim ecirlerini ziyade etsin. Yarın tabii çok daha farklı, denizin üzerinde inşa ettiğimiz Rize Artvin Havalimanımızın inşaatını şöyle bir yerinde görelim istiyorum. Ve bitince havalimanımız, buradan havalimanı 25 dakika olacak. Rize merkez 20 dakika olacak. Tabii bu şimdi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin havalimanından buraya ulaşımının nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından çok önemli. Aynı zamanda tabii Artvin'e olan mesafenin de artık Cankurtaran tünelini de düşündüğümüz zaman ne kadar kısaldığını düşünelim. Çünkü biz yolları Irak değil, yolları kısalttık. Çünkü yol medeniyettir dedik. Bu adımları attık. Atmaya da devam ediyoruz. İnşallah fırsat bulabilirsek, hava şartları da uygun düşerse, Ayder Yaylası'ndaki çalışmaları da yerinde görmek istiyorum. Yeter mi? Yetmez. Biliyorsunuz, Oit Tüneli'ni
açtık. Ovid tünelindeki son durumu da yerinde bir görelim istiyorum. Onunla da malum buradan Erzurum'a dağları deldik. Hamdolsun ve dağları delerek düzelttik. İnşallah yakında gövde betonu bitecek olan Yusufeli Barajı inşaatını da şu anda yakından arkadaşlarım takip ediyorlar. Bununla birlikte Yusufeli Barajı'yla da enerjide, sulamada gerçekten devasa bir adımı atmış oluyoruz. Pazartesi günü Rize'de il kongremiz var, onu yapacağız. Salı günü inşallah Trabzon'da Trabzon il kongremiz var, oraya iştirak edeceğiz. Daha sonra Ankara. Yoğun bir çalışma. Rize'ye kadar gelmişken adımızı taşıyan üniversitemizi ziyaret etmemek ve buradaki gelişmelerin heyecanını sizlerle paylaşmamak mümkün olmazdı. Bugün hizmete alacağımız Mühendislik ve Mimarlık Fakültemiz ile Çayeli Eğitim Fakültemizin ek binalarının üniversitelerimize, şehrimize ve tüm gençlerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu eserlerin üniversitelerimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rize'mizde yaklaşık 70 yıllık geçmişi olan özellikle yüksek öğrenim noktasındaki yapılaşma altyapımızı 2006 yılında üniversitemizle ne yapmıştık? Taşlandırmıştık. Büyük bir kaderşinaslık örneğiyle sonradan ismimizin verildiği üniversitemize her türlü desteği sağladık, sağlıyoruz. Bugün artık 25 fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüsü, 2000'i aşkın akademik ve idari kadrosu, 18.000'i bulan öğrenci sayısıyla üniversitemiz iftihar ettiğimiz bir düzeye geldi. Tabii biz bu seviyeyi yeterli bulmuyoruz. Derdimiz kemiyetten çok keyfiyet. Hele hele bunu yakaladığımız zaman, tabii o zaman Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkiye'de parmakla gösterilen üniversitelerden bir tanesi olacak. Üniversitemizin önce ülkemizde ilk 10'a yükselmesini, ardından dünyada ilk 500'e girmesini bekliyoruz. Ben siz değerli hocalarıma bu noktada güveniyorum. Recep Tayyip Erdoğan ismini taşıyan bir üniversiteye yakışan da budur. Bu noktada her türlü hizmetkarlığı yapmaya hazırım. Ve bunu da inşallah yapacağız. İnşallah adım adım üniversitemizi buralara çıkartacağız. Ve lojmanlarımızla buraya zaten bir başka güç, bir başka güzellik kattığımıza inanıyorum. Şu anda ülkemizde bu imkanda bir başka üniversite var mı bilmiyorum. Yok. Bunu niye yaptık? İstedik ki bu lojmanlarla tüm hocalarımızın ayağına gidelim ve bu lojmanlarla birlikte yavrularımız orada okullarını, eğitimlerini, öğretimlerini alsınlar. Bu noktada herhangi bir sıkıntı çekmesinler. Bunun dünyada örnekleri var. Dünyada varsa bizde de olacak dedik. Ve bu adımı attık. Değerli dostlar, geçtiğimiz günlerde milli uzay programımızı kamuoyuyla ve tüm dünya ile paylaştık. Türkiye'nin uzay yarışında böylesine iddialı hedefler ortaya koyması, kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi heyecanlandırmıştır. Ama maalesef bir kesim var ki, ülkelerinde yaşanan her iyi, olumlu, hayırlı gelişme onların üzerine adeta kabus gibi çöküyor. Rahatsız oluyorlar. Kimi şakaya vurarak, kimi de göstere göstere husumetlerini, kinlerini, nefretlerini sergilemekten çekinmiyor. Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve yaşanan her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka bir kesim var mıdır bilmiyorum. Türkiye'nin ilan ettiği her hedefi, sağladığı her başarıyı
kat ettiği her mesafeyi kahırla karşılayan bu kesimi mazur görmek istiyoruz. Ama maalesef bu hüsnü niyeti bile hak etmiyorlar. Artık bu ruh hali siyasi rekabetle, ideolojik çekişmeyle, dünya görüşü farklılığıyla, hatta çıkar çatışmasıyla izah edilmeyecek bir görünüme bürünmüştür. Bölünmüş yol, otoyol yaparsınız. Ne diyorlar? Buraya uçak mı inecek? Havalimanı yaparsınız. Buraya uzay mekiği mi inecek derler. Uzay programı açıklarsınız. Yapacak başka işiniz mi kalmadı derler. Kurum bütçesiyle birçok farklı kurumun aynı amaç doğrultusunda yürüttükleri projelerin bütçelerinin farkını bilmeden bu parayla mı diye burun kıvırırlar. Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, kendi bilim insanımızı gönderdiğimizde dünyaya mı sığmadınız diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim. Türkiye bilimde, araştırmada ilerlesin, yetişmiş insan kaynağı gücünü artırsın diye her ilimizde üniversite kurduğumuzda bunların nasıl feveran ettiğini unutmadık. Yeni kurduğumuz üniversiteler için de şimdiden köklü üniversitelerimizi geride bırakacak başarılara imza atanlar oldu. Tabii bunların asıl sıkıntısı siyasetten iş dünyasına, medyadan akademiye uzanan devleti ve toplumu diledikleri gibi yönlendirebildikleri gizli iktidarlarının yıkılıyor olmasıdır. Gerçi tarih boyunca birileri hep değişimin, ilerlemenin, hayırda yarışın öncüsü olmuş, birileri de hep böyle oturdukları yerden lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıştır. Kimsenin lafında, peynirinde, gemisinde elbette gözümüz yok. Ama bu kör husumetin yürütülen işlere takoz olma noktasına getirilmesine de izin vermeyiz. Biz ömrümüzü yatırımla, hizmetle, eserle, bunları hayata geçirmekle ve açılışlarını yapmakla geçirdik. Bunların ise en büyük marifeti yatırım yapmama, açılış yapmama, temel atmama, en fazlası borç bulma törenleri düzenlemek olmuştur. Olmayan projeleri, olmayan kredileri ballandırarak anlatırken kendilerine ait olmayan işleri sahiplenerek de icraat açıklarını kapatmaya çalışırlar. Saygıdeğer hocalarım, değerli dostlar, bakınız hiçbir belediye, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın olurunu almadan tahvil çıkaramaz. Cumhurbaşkanının onayı olmadan tahvil çıkaramaz, yurt dışından borçlanamaz. İşte geçenlerde ana muhalefetin başındaki zat, biz diyor şu kadar ucuz faizle yurt dışından borçlanma yaptık. Ve yalan. Nitekim daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığımız bunun nasıl bir yalan olduğunu açıkladı. Belgeleriyle. Ya bir şeyi öğren, öyle konuş. Yalana gerek yok. Dürüst ol. Ana muhalefetin başındaki bir zatsın. Bunlar yakışmıyor. Ama alışkanlıkları bu. Çünkü yarışa girmek güç ister. Yarışa girmek istikrar ister. Bunlarda bu yok. Geçtiğimiz günlerde baktım, birisi öğrenci sayısının 3,5 milyonu geçtiği koskoca İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. Birileri de bunu atlayıp putlayıp şişirdikçe şişiriyor. Ya böyle allamak pullamak olur mu? Milli Eğitim Bakanlığımızın bugüne kadar dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum. Bizim sadece Şahinbey ilçe belediyemizin dağıttığı 50 bin tableti ise kimse görmüyor. Görmek istemiyor. İlçe belediyesi, dikkat edin. Bu zihniyetin ülkemize kaybettirdiği vaktin ve enerjinin kıymetini geçtiğimiz 18 yılda yine bunlara rağmen yaptığımız işlere bakınca daha iyi anlıyoruz.
İnşallah Türkiye 2023 hedeflerine de ulaşacak, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına da girecek, uzaya da gidecek, küresel ve bölgesel lider de olacak. Biz buna inandık. İnanmak ve harekete geçmek başarının yarısıdır. Biz 18 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların kat be kat fazlasını bu sayede ülkemize kazandırdık. Üstadın gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir mesajına uygun şekilde Türkiye'nin dünü ve bugünün altında imzamız olduğu gibi inşallah yarınını da biz inşa edeceğiz. Değerli arkadaşlar, YÖK projesinin tanıtım töreninde de ifade ettiğim gibi altyapıya ve insan kaynağına yaptığımız yatırımlar sayesinde Türk yüksek öğretim sistemi bugün gerçekten ileri bir seviyeye ulaştı. Üniversite sayımızı malum 76'dan 207'ye, öğrenci sayımızı 1 milyon 600 binden Almanya'nın çok çok önündeyiz, ha onu da söyleyeyim. Bunu Şansölye Merkel'le Almanya seyahatimde oturup konuşurken ne kadar var dediğimde, bana böyle bu komik rakamları verdiğinde, kendisine bizim 8 milyon 400 bin üniversite gençliğimiz var deyince böyle bir üfledi. Şaşırdı. Bizim eksiğimiz nerede? Keyfiyette. Şimdi biz o keyfiyeti de başardığımız zaman bunların hepsini sollayıp geçeceğiz. Öğretim elemanı sayımız 70 binden 180 bine çıktı. Bu da tabii bu işin en muşahhas örneği. Öğrenci sayısı itibariyle Avrupa'da üniversiteye erişim konusunda ilk sıraya çıktık. Avrupa'da. Bütçeden üniversitelerimiz için ayırdığımız payı, bakın burası da çok çok önemli, saygıdeğer hocalarım bunu bilmenizde fayda var, 2,5 milyar liradan aldık. Bu yıl itibariyle 36 milyar liraya yükselttik üniversitelere verdiğimiz bütçe desteği. Sadece sayısal değişimlerle yetinmedik. Aynı zamanda kalite odaklı yapısal dönüşümlerde gerçekleştirdik. Üniversitelerimiz tek tipçi, Jacoben anlayıştan uzaklaştıkça farklı değerler üretir hale gelmiştir. Her ile bir üniversite projemiz ve üniversite sayısındaki artış elbette beraberinde bazı tartışmaları da getirmiştir. Anadolu'nun ilim ve irfan yolunda kalkınma hamlesi olan her ile üniversite kurma atılımımızı sürekli yeni projelerle, yeni programlarla destekleyerek geliştirdik. Hala Anadolu'daki üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenler var. Anadolu'daki üniversitelerimizin bu habis zihniyete vereceği en güzel cevap, ulusal ve uluslararası düzeyde gösterecekleri başarılar olacaktır. Ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerde eğitim gören 200 bini aşkın yabancı öğrenci, bu da ülkemizin dünyada en büyük başarısıdır. Bu konuda kat ettiğimiz mesafenin işaretidir. Avrupa yüksek öğretim alanını oluşturmak üzere başlatılan Bologna sürecinde giderek yükselen yerimiz de bir başka önemli göstergedir. Anadolu'da yeni kurulmuş olan üniversitelerimizi köklü üniversitelerle eşleştirmek suretiyle başlattığımız YÖK, geçen hafta YÖK Anadolu projesinin bu çerçevede yeni bir atılıma vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle burada bir hususta öz eleştiri yapmak istiyorum. Evet, ülkemizde tarihimizin en büyük altyapı hamlesini gerçekleştirdik. Reformlarla hukuktan ekonomiye her alanda yepyeni bir Türkiye inşa ettik. Evet, ülkemizi güvenlikten diplomasiye her alanda itibarlı bir seviyeye çıkardık. Ama tüm bunları yaparken aile, eğitim ve kültür konularında
arzu ettiğimiz inkişafı sağlayamadığımızı da kabul etmemiz gerekiyor. Elbette eskiden beri bu hususlarda ciddi eksikler, ciddi baskılar, ciddi saptırma gayretleri vardı. Bizden önceki neslin, bizim neslimizin ve hatta bizden sonraki ilk neslin hayatı bu çarpıklıklarla mücadele ederek geçti. Tüm baskılara rağmen ailemize sahip çıktık. İnancımıza sahip çıktık. Kültürümüze, medeniyet değerlerimize sahip çıktık. Ayasofya'dan başörtüsüne, kamuya girişten iş dünyasına kadar her alanda süren bu mücadele hepimizi hem yetiştirdi hem diri tuttu. Bugün tüm bu hususlarda çok daha ileri seviyelerde olmamız gerekirken pek çok sıkıntılı görüntüyle karşı karşıyayız. Demek ki bir yerlerde bir şeyler eksik. O eksikleri şimdi gidermemiz lazım. İnşallah önümüzdeki dönem aileden eğitim öğretime, kültürden sanata tüm bu alanları önceliklerimizin en başına alacağız. Bu konuda en büyük desteği de üniversitelerimizden, akademi dünyamızdan bekliyoruz. İnşallah bu eserler sizin eserleriniz olacak. Ben sizlere inanıyorum. Güveniyorum. İlmin rehberliğinde, irfanın yüceliğinde. İnşallah bunu saygıdeğer hocalarım başaracaklar. Ülkemizi her alanda geliştirirken yine aynı rehberlikte güçlü bir toplumsal altyapıyı da kuracağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız fakülte ek binalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Üniversite yönetimimize, hocalarımıza, öğrencilerimize başarılar temenni ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledik.